İkas hızında e-ticaret nedir? Bence İkas e-ticaret sitesini sık diye açmaktır. İkas tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İkas satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> İkas 7/24 yanında. E-ticarete İkas'la başla. İkas hızında e-ticaret. Babacım bak. Millet diyor ki şeye, e, bu çiğe. Abi sen de arka direğe gitsene Larry gibi. Ya pes birader. Pes güzel kardeşim. Birinin topu getirmesi ne yapacak? Adam burada bekleyecek mi? Larin'in de ne oluyordu? Sergen Yalçın ne diyordu abi? Tabii ki atacak diyordu. Gezal. Buradan yani sırf Gezal değil. Rozya o zaman çok iyi bekli abi ilk hmm. geldiği zaman. Rozya geliyordu. Gezal buraya. Rozya buradan yerden atıyordu, atıyordu. Gezal buradan havadan atıyordu. Atıyordu abi. Herhalde bir de burada Abu Bakar acayip ortalığı karıştırıyordu. Sen niye Semih'e sırtı dönük uzun top attırıyorsun hocam? Ne yapıyorsun? Ben bunlara kızıyorum ama ya. Üzülüyorum sıkılıyorum. Sıkılıyorum sabri sahnesi var ya Koltuk. Bunalıyorum. Valla bunalıyorum Sabri ya. Evet. <laughs> Niye abi semiye sırtı dönmüşsün? Görmediniz mi abi Malmö maçı? Hava Kuvvetleri Komutanı, İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Pontus Jansson karşısında. Adama yerden attın. Yere çok sağlam basıyor. Boyu kısa, yükselemiyor ama yere sağlam basıyor. Her dezavantajın bir birbiriyle avantajı vardır. Nasıl döndü o Semih. pozisyonda? Evet. evet abi öyle kullansana sen Semi. Niye abi sonra Semi top almaya gelmiyor? Seni Semi'ye bir tane şut pası geldi. Devrenin sonunda Ayağı soğuk abi yani nasıl o kaliteli vuruşu yapsın ki sen tamam Semih'i beğenmiyorsun bekliyorum onu seviyorum bence Semih gitmeli diyeceksin yüzünde okuyorum okuyorum yani, yani çevir yapayım mı gözlerinden çevir yapayım Teklif mı varsa tamam, yok ama şu anda sende yok santrafor yok yok abi, abi. immobile sakat. Bence bir Josef de Souza bir de Santerfa şart. 4-3-3 oynayacaksan bir kere 4-3-3 oynayacaksan sen kanat forvet al alacaksın. Yoksa oynayamazsın ya. dünya hiçbirinde görülmemiş. Joao Mario bir kanatta, Mucci bir kanatta biri 10 numara diğeri yardımcı Peki rol oyuncusu inat değil olur mi? mu abi? Peki bu, bu inat değil mi? İnat işte yanlış yapıyor diyorum. Evet. Yanlış evet. yapıyor ben de bir şey demiyorum. Yanlış yapıyor diyorum. 3-5-2 oynarsın. 3-4-2-1 oynarsın. Ya bak 4-6-0'a döndün abi sen. 66'da semi çıktı. Raşit'se girdi. 4-6-0'a Abi tek 10, 20 tek dakika. maç, maç analizini bırakalım. Maç analiz değil abi. öneri ver. Ben Hasan Bey'e diyorum ki Hasan Bey bir açıklama yapın. Bence Brady'de görevden alın. Devre arasında ve şeyde Hüseyin Bey kafasında transferler yapın. Yani. Hüseyin Bey kafasında yapılıyor zaten. Yani transferler. Rafa Silva Immobile tarzında transferler yapın. Böyle Şimdi bak e, alınabilecek oyuncu. Giovanni var. Van Brancos kafasında değil. Yani. Bence böyle yapın. Domenico Berardi niye söylüyorum? Model olarak. O tarz bir oyuncu alman lazım. İnceci, solak, sağ ön oynama profesörü. Oradan gol çıkartabilen. Canım Gelecek gol ikinci atak. yarıda sana yedi tane gol atacak adam. Evet. Tamam mı? Bir böyle çalım üzerine ayak içi plesi uzak, uzak köşeye. 2 evet. üç tane atacak. 2-3 tane cezanın dışından atacak. Bir tane sağ kapalı savunmayı atacak. açamıyorsun abi sen. Kapalı savunma nasıl açılır? Gezal'ın uzaktan şutuyla açılır son şampiyonluğu zaman değil mi? Larin'in arka direk koşusuyla açılır. Bu bakara hep unutuyorsunuz o sene. Büyük ya tamam, söylüyorum abi zaten. Yani bu arada bu arada bir dakika o sezon satış yapmadan önceki, satış United'a transfer olmadan önceki Abubakar, Bakar Beşiktaş'ı şampiyonluğa Çeşit. getiren oyuncu. Tabii. Puan farkını oluşturan oyuncu o. Tabii. Puan farkının azalması sebep olan da o sezonki Abu Bakar'ın satış United'a transfer olması. Oynaması, evet. Evet. Bu kadar yani. Orada abi bak orada artık unutuyor. Gökhan Töre falan sandıfır oynadı bir maçta. Kafa topu falan aldı. O bir kere olur. Muçi sola çık. Bütün sezon unutamazsın. Ha, sağ çay gerçekten Hızlı bir... Domenico Berardi alırsın. Bak L'Oriente olur sola tamam mı? işte hmm. İşte falan ama yine bak eldeki şu anda senin daha transfere var abi bugün 11 Kasım daha ya. 19. Doğru. 30, 49, 52 gün. Beşiktaş bayağı maç yapacak abi. Sen eldeki personelle en iyisini yapmak durumundasın. Giovanni Van Bronkos hocam. Evet. Onları, bak seviyoruz onları. sayıyoruz ama yani yap bir şeyler ya. Böyle olmaz ki. Benim oyuncum yok. İki transfer dönemi daha lazım. Evet biliyoruz. Onu biz de biliyoruz. Hocam yani bir şey denemen lazım. Onu Sonra bak iyi. sen Hollandalısın abi. Van Hal Yapmıyor muydu abi Hollanda milli takımda 3-5-2'ler, 3-4-2-1'ler hepsini yapıyordu Bir abi. şey yapması şart oldu kesin katılıyorum. Bak en güçlü oyuncunu ömrüne Bahane çıkar. kolay abi bahane kolay. Bak, bak Van Hal'den bakalım abi. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonu. Dünya Kupası ne yaptı kral? Abi bırak başkasının örnek vermeye Hayır başka. abi. Bir şey buldu ya. En güçlü oyuncunun kullanma modelini söylüyorum abi sana. Gerisi iyi miydi blind blind? Kötüydü işte Hı. sıradandı yani Doğru. tamam mı? Sen de sıradan oyuncular var. Sıradan oyuncular yerine başrola kimi çıkaracaksın? Kodik kullanıyordu. O ara çok formdaydı. Müthiş uçuyordu. Liverpool aldı zaten o dünya okumasından sonra. Neden? Abi gösterdi neler yapabileceğini. Oyunu kimin üzerine? Oyunu böyle Rafa Silva üzerine kuracaksın. Oyunu Rafa Silva üzerine kurmak için Rafa'yı serbest oynatacaksın. Rafa'yı serbest oynatmak için de dediğim gibi önüne bir Santrafor koyacaksın. Veya yanına bir de Mucci koyacaksın. Orada daha böyle dar alanda oynayacaksın. Çünkü senin çizgiden çalım atabilen kenar forvetin yok. Rashid da atamıyor. Rafa Silva'yı alıyorsun kenara tamam mı? Bu sefer Rafa Silva Beki ile beraber gitmek gelmekle iyice yıpranıyor. Zaten ortaya gidiyor. Sağda da oynasa solda da oynasa o zaman senin beklerinin defoları ortaya çıkıyor. Sen onun yerine Svensson'u sağ stoper bek gibi kullan. Masu Akuyu sal buraya. Sol kanat beki. Raşit Say'ı burada oynat. Burada illa çalım atmak zorunda değiller. Dimarco çalım mı atıyor abi? Gol atıyor. Asist yapıyor. Sağda yıllardır Danzil Danfriz çalım mı atıyor abi? Topu atıp gidiyor o kadar, Raşit da zaten o çalı atabiliyor, başka evet. atabiliyor mu abi? Anladım. Topu atıp gidebiliyor, yani Anadolu açıp öyle Hı. gidebiliyor yani. E tamam hocam bu neyi bekliyorsun ki? Galatasaray yendiğin maçta bile, bak. Raşit adam geçemiyor diye millet eleştiriyordu. Muçi de abi geçiyor, duruyor. Çünkü kanat, forvet formasyonlu oyuncu değil. Muçi de topu önüne atıp gidemiyor, çok normal bir pozisyon var sadece onu söyleyeceğim. Futbolda en çok zevk veren anı. Havadan böyle kamikaze bir top geldi. Uçu ayağa kaldırdı, mıknatısla çeker gibi çekti, indirdi. Diyorsun ki vay be top tekniğine bak. Sonra ne oldu? E, önüne atıp gitmedi ki bir daha düzeltti. Bir daha düzeltti. Bir daha düzeltti. Niye? Ya, adam o merkez oyuncusu. Kanatta ne yapacağını bilmiyor yani. Hani bu şeye benziyor abi. İngiltere'ye gidince sen kullanıyor musun arabayı? Direkt. Bir şuraya Alışman lazım. Direksiyon farklı tarafta abi çok basit. Yol farklı. Muçi yolunu arıyor olan neredeydi bu falan filan diye. Yani söylemek istediğim transfere var daha senin bir şeyler yapman lazım kalanında. Katılıyorum. Sırf Avrupa Kupası'nda maç kazanmakla olmaz. Başakşehir de yorgundu. Ha, bir de şuna gelelim. Mete Vardar'ın açıklamaları, hakem hataları bana abi hakemi az eleştiriyorsun. Kardeşim, daha ben ne yapayım size ya? Daha ben size ne yapayım ama ya? Ya yani ne yapayım anlamıyorum ki. Yıllardır anlatıyorum. Bütün bunlara rağmen bak dedim ki büyük ekşi başkan oldukça zaten Beşiktaş'ın başı dertten kurtulmazdın. Şimdi daha büyük bir dert geliyor. MK başkanı değişecekmiş. Gündoğdu muydu adamın adı? Gündoğan mı? Ne işte? Gündoğdu, Gündoğdu o güzel tezahürat yani. Abi Barış Şimşek geliyor ya. Bakınız daha ben sen ne yapayım gençler ya. Ali Ece çıldırdı birinci video. Ben kime kızıyorum abi? Maçın hakemi kim? İki topla oynanmayacağını bilmeyen maçın hakemi kim? Barış Şimşek. Adam arada Nasıl bir dayısı varsa Ankara'da adam arada var koordinatör genel koordinatör oldu biliyorsun değil mi memleketi, televizyona çıkıp anlattı falan memle memleketi kuvvetli ha bizi yanlış anlattı abi o da var biliyorsun ne orada <laughs> yanlış anlattı bildin ya yani. ya bu adam MK başkanı olduktan sonra ya maçın hakemi federasyon başkanı da böyle Cem Papil olsun valla e, tabi abi siz daha bunu engelleyemiyorsanız siz daha bunu engelleyemiyorsanız maçtan sonra Hakemin neresine tükürürsen tükür. Met abi sana yakışıyor Sen saygın, düzgün adamsın. Maçtan sonra sinirlenip kötü hakemdi de geç. Yüzüne tükürürüm falan. Nedir Şener Şen filmi gibi? Tükür babanın suratına var ya Perran Kutman'ın. Evet abi ya sinirim bozuldu gerçekten ya. Tükür babanın suratına sahnesi var yatan Yatağın altından çıkıyor Perran Kutman'ın oğlu. Evet. Abicim daha bunu engelleyemiyorsunuz ama ben daha ne yapayım anlamıyorum ki siz istiyorsunuz ki her maçtan sonra çıkayım. Oraya vurayım bunu Ne değişiyor abiciğim? Ne değişiyor? Ülkedeki adalet duygusundaki olan sıkıntıyı ben gideremem ki ya. Bana niye sarıyorsunuz? Ben kurtarıcı değilim. Siz hep tek adam arıyorsunuz. En büyük adanız bu. Bir başkan gelecek Beşiktaş uçacak. Bir teknik direktör değişecek Beşiktaş uçacak. Uçmuyor işte kardeşim. Kanatsız kartal uçmuyor. Kanatsız uçmaz kartal. Sen kanatsız dört uçuş nasıl oynamaya çalışıyorsun arkadaşım? Olay bundan ibaret. Şunu bir görelim. Hakem hataları söylüyoruz canım. Sürekli söylüyoruz canım. Mesela bu maçta da VAR monitörüne gitmesi gerekiyordu. Vermesin önemli değil. Git. Çünkü ülkedeki standart o. Ben sürekli iddiada biliyorsun şeyden para kazanıyorum. 14 kere falan kazandık. Ilgaz Çınar keşfetti. Hakem VAR monitörüne gider var milyonerdirse ÇK. Biz de ama kazanıyoruz Ilgaz'da para, emek de kazanıyor. Senden devraldık milyonları. Ustalığın senin de ustalık eserinde. Abi Beşiktaş maçına gitmiyor bak yine oynamıştım. Sen o pozisyon gideceksin abi. Vermeyebilirsin. Çünkü Türkiye'de öyle yapılıyor. Omuz masajı senin dediğin gibi. Anladın mı? Hani e, şey e, abi de gaz var çıkartalım. Hani git abi. Belki değildir. Yayıncı kuruluş sen de göster karşım şu pozisyonları. Devamlı böyle şey gibi ben var istirem. Ben var istirem. Değil mi? Böyle hep hakem gösteriyor. Ben var istirem. Bırak ha pozisyonu göster. Neyse o. Ondan sonra bunları siz yapın ki biz de böyle bu takımdaki asıl eksiğin ne olduğunu daha rahat anlatabilelim. Yani böyle ikisi birbirine rakipmiş gibi ya takımın iyi oynayamaması mı hakemin kötü kararlar vermesi mi? İkisi birbirine rakip değil abi. İkisinin toplamı bu beraberlikler, puan kayıpları. Ama Barış Şimşek MHK başkan olduktan sonraki böyle bir şey iddia bayağı güçlü değil mi? Olur. Memleketi kuvvetli dediğim gibi. Milli bir araba... şeyler söyle ya. Söylemeyeceğim. Hoca değiştirin diyorsun. Öyle ben... Hoca değiş... tutmazsa başkan değiştirin diyorsun. Başkan değişimine gidiyor diyorum. Başkanın çıkıp müdahale etmesi lazım diyorum. Ne yapması gerekiyor mesela? Bir açıklama yapması lazım bir. Bir söylemesi değil, gerekiyor. Yani transfer döneminde artık birazcık Giovaniyeri'yle de, hoca transfer. Işte. Hoca dinlenmez abi. Yani hiçbir zaman olmaz. Hiçbir zaman hoca dinlenmez. Arne Slot şu anda dinlemez misin? Bir tane alırım. İstediği bir tane alırım. Daha kimseye Arne vermezsin. Arne zaten. Gider abi. öyle boşluk. Abi Arne Slot yarın gider, sen ödüyorsun hesabı. Hesabı kim öderse onun da diyodur abi. Değişik bir yaklaşım. Hesabı ben ödeyeceksem benim istediğim yemek yenecek abi. Bu kadar basit. Beşiktaş Seni de kırmam. De. Ne istersen Deş. söyle derim. Ama ben hesabı ben ödeyeceksem benim istediğim yemek yiyecek. Ben Beşiktaşlı gençlere tek tavsiyem. Bak valla boş verin ya. Ölüm mü dünya? Kimprimiz çok önemli, değerli falan değiliz abi. Şu zaten takımlarda olmasa, takımlara zaten böyle armaya aşkımız olmasa. Şu Beşiktaş'ın önünde izlenir mi abi sonuna kadar? izlemez. Bunu Brentford, Bournemouth oynasa kim izler? Ama senin doğru. Yani. transfer çok var. O zamana kadar da hoca... E yani bir şey yapacak. da bir şey yapacaksın ha. Ne demek canım? İnat, Dram, bekle inat bekle, kimiz, bekle. İnat, kibir olmaz abi. Olmaz o. o olmaz yani. Orada da eleştirenler haklı. Evet. Arkadaşlar gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Birer böyle like'ınızı da tabii ki böyle alırız. Programda çok büyük böyle emeği geçen Uğur Sever'e. <laughs> Uğur Sever'in Ilgaz Şınar'la olan programını izliyor musunuz? Neydi adı? Spor Spor saati kaçırmayın. Gerçekten reklam değil. Ben hep izliyorum. Özet. Neo gündemin en büyük rakibidir. Böyle habercilikte onu da söyleyeyim Serdar. Hadi bak ama sen tek başına sonlar hepsi. Hadi görüşürüz. İkas Sızı'nda e-ticaret nedir? Bence İkas e-ticaret sitesini sık diye açmaktır. İkas tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İkas satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> İKAS 7.24 yanında. E-Ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında E-Ticaret.